Olaylı maça ilişkin pek çok merak edilen soru var. Örneğin Futbol Federasyonu hangi cezaları verecek? Fenerbahçe ligden çekilir mi? Bu kararın olası sonuçları ne olur? İşte tüm bu sorulara yanıt arayacağız. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamalarına da bir parantez açmak gerekiyor. O da olaylar koridorda da sürdü demişti. Spor yazarı Atilla Türker yayın konumuz. Hoş geldiniz Sayın Türker, NTV yayında. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi siz görünenin arka planına, federasyona, kurullarına, orada kapalı kapılar ardında yaşananlara odaklanan bir gazetecisiniz. Takip ediyoruz. Tebrikli ediyoruz başarılı çalışmalarınızı. Şimdi Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimalini, olası sonuçlarını konuşuruz. Ama onun öncesinde sormak istediğim bir soru var. Dün Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamada satır aralarında birkaç kez kullandığı bir ifade, bir his. Fenerbahçeliler de bu hissiyatı taşıyor. Diyor ki Sayın Başkan, bu ligden çekilme kararı ya da hamlesini gerekçelendirirken Fenerbahçe'nin bu ülkede gördüğü muamele bizim artık daha fazla tahammül edebileceğimiz bir muamele değildir. Siz bizi bu ülkenin dışlanmış bir kulübü olarak, sanki başka bir ülkenin kulübü olarak muamele yapıyorsunuz. Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok gibi ifadeler kullandı Sayın Başkan. Ne dersiniz? Haklı bir serzeniş midir, yoksa ya o kadar da değil mi dersiniz? Tabii haklı olduğu, Sayın Başkan Ali Koç'un haklı olduğu taraf çok fazla. Yani geçmişte yaşanılan bazı olaylar var. Yani misal Trabzon'da kurşunlanma olayı ya da buna benzer belli hakem olayları, Denizli'de maçın 17 dakika uzatılması, tatil edilmemesi ve de son zamanlardaki hakem hatalarının belli şekilde yaşanmasından dolayı Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe camiası isyan ediyor. Ben olaya şu taraftan bakıyorum. Fenerbahçe resmen Türk futbolu duvara tosladığı için, yani inanılmaz derecede kötü günler yaşadığımız için Fenerbahçe bir baş kaldırı içerisinde. Ha bana sorarsanız da yani futbolun, Türk futbolunun tırnak içinde söylüyorum, temizlenmesi, daha iyi duruma gelinmesi için mutlaka belli kişilerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Fenerbahçe tarihi bir karar aldı. Bu doğrultuda mevzuyu dağıtmak istemiyorum ama Fenerbahçe kongresinde, olağanüstü genel kurulunda ligden çekilme, bir alt kümeye düşme oylanacak. Oradan o karar çıkabilir mi? Bana çıkar gibi geliyor. Çünkü Fenerbahçe'nin artık dayanması, tahammülü kalmadı. Ha bunun yaptırımları nedir? Çok fazla. Ulusal düzeyde de, uluslararası düzeyde de çok fazla. Ama dediğim gibi ok yaydan çıktı. Fenerbahçe'nin saygın camiası, baş kaldıran camiası, cesur camiası, delegeler olarak söylüyorum, 3 Nisan'da veya 2 Nisan'da veya 9 Nisan'daki kongrede sanki ligden çekilelim şeklinde bir karar alacağını düşünüyorum. Genel yapıyı göz önünde bulundurarak bunu söylüyorum. Deyin ki kongrede, olağanüstü genel kurulda yetki tekrar yönetim kuruluna verildi, olağanüstü kongre tarafından. Yönetim kurulu zaten bu işe hazırlıklı. Gemiler yakılmış, ok yaydan çıkmış. Bu karar alınacak diye düşünüyorum. Üstüne basarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin genel yapısını göz önünde bulundurarak. Aynı durum Galatasaray'da olsaydı tartışılırdı. Galatasaray bu kararı alır mı almaz mı diye. Ama Fenerbahçe'nin sabrı taştı veya Türk futbolunun düzelmesi, daha iyi gitmesi, belli temizliklerin yapılması adına Fenerbahçe bir başkaldırı içerisinde, saygı duymak gerekir. Fenerbahçe bu kararı aldığı zaman diğer kulüpler buna riayet eder mi? Veyahut da Fenerbahçe ayrı, biz ayrı der mi? Siyasi irade destek gösterir mi? Futbol Federasyonu olayları nasıl değerlendirir? Anadolu takımları Fenerbahçe'ye destek verir mi bilmiyorum ama Türk futbolunun ayağa kalkması, temizlenmesi, herkesin inancı, güveninin, özgüveninin yerine gelmesi için mutlaka ve mutlaka belli eylemlerin, belli düşüncelerin yapılması gerekir. Fenerbahçe camiası da bunu gerçekleştirmek üzere, benim tahminim, üstüne basarak söylüyorum, Fenerbahçe genel kurulunda, olağanüstü genel kurulunda ligden çekilme kararı alınacaktır, uygulanacaktır şeklinde düşünüyorum. Peki bir şeyler yapılması gerekiyor diyorsunuz. Bu hamle tamam belli bir sonuç getirecektir ama dediniz ya bir şeylerin düzelmesi için. Düzelir mi? Evet. Böyle bir hamle düzeltir mi bu futbol ikliminin? Çünkü şu da tartışılıyor Fenerbahçeli taraftarlar arasında. Ya tamam düşelim. Bir sene sonra tekrar aynı yere geleceksiniz. Hiçbir şey değişmemiş. Aynı düzen devam edecek şeklinde de bir endişeleri var mesela. Şimdi bir de acı tablo şu, yani tabii bu karar uygulanır, karar alınır. Ha, lisansın iptal edilme durumu da var. Sadece bir alt lige düşmekle de bırakılmayabilir. Yani birinci lige kastediyorum, Süper Lig'den birinci lige. Siz tamamen kulüp lisansının iptal edildiği takdirde en alt lige kadar da gidebilirsiniz. Ha şu var, sizin Ahmet Bey, sizin dediğiniz gibi düzelir mi?
şu kadarını söyleyeyim. Türk futbolu inanılmaz bir tarihin en kötü günlerini yaşıyor. Resmen duvara tosladı. Freni patlamış kamyon gibi gidiyor. Elle tutulacak tek bir tarafı yok. Kimsenin kimseye inancı yok. Futbol Federasyonu olanları, yaşananları bir seyirci gibi izliyor. Kimsenin Türk Futbol Federasyonu'na inancı, saygısı, sevgisi yok. Alınacak kararlara kimsenin güveni yok. Bu gerek hakem camiası için geçerli. Yarınlarda, bugün yarın disiplin kurulu, tahkim kurulu cezaları verecekler. Şimdiden o kurullara kimsenin inancı olmadığı için yeni bir tartışma konusu başlayacak. Dediğiniz gibi düzelir mi? Vallahi şu kadarını söyleyeyim. Liyakatsız insanlar, saygısızlık yapmak istemiyorum. Özellikle Futbol Federasyonu yahut da belli kurullarda yahut da kulüpler bazına inmek istemiyorum. Saygısızlık yapmama adına. Ama ne olursa olsun Türk futbolu duvara tosladığı için, liyakatsız insanlar köşe başlarında oturduğu için çok kötü günler yaşıyoruz. Anladım. Düzelir mi? Hiç olmazsa belli bir mücadele verilir, belli bir iyi niyetle yola çıkılır ama kimse elini taşının altına koymazsa eğer, dur denilmezse eğer, bu günleri bile biz ararız gibime geliyor. Anladım, anladım. Peki şimdi olası sonuçları, eğer böyle bir karar çıkarsa, evet, Fenerbahçe adına, hem Fenerbahçe için hem de Türk futbolu açısından olası sonuçları ne olur? Şimdi Fenerbahçe'nin ligden çekilme anlamında tabii ki bu iş bu kadar da basit değil. Nihayetinde Türkiye Futbol Federasyonu hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde belli anlaşmaları var. Nedir? Yayıncı kuruluşu anlaşması veya UEFA Kupa olayı var. Yahut da Fenerbahçe'nin bugüne kadar Avrupa Kupalarında topladığı puanların bir anda silinmesi, Türkiye'nin kulüpler düzeyinde Avrupa'da birden 19.luğa 20.liğe kadar düşmesi vardı. Belki de milyar dolarlarla veya yüz milyonlarca dolarla izah edilemeyecek kadar ortaya bir fatura çıkar. Uzağa gitmeyin. Yayıncı kuruluş bir anda nakden yayın ihalelerinden dolayı çakılır, yere çakılır anlamında söylüyorum. Keza tüm futbolcular serbest kalır. Ligin zaten marka değeri yerlerde sürünüyor. Daha da beter duruma olur. Lig devam eder mi? Fenerbahçe'si bir lig olur mu? Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerimiz zaten söylemeye gerek yok. Türk futbolun lokomotifleridir. Yani bu karar uygulandığı takdirde maddi manevi anlamda da çok büyük sıkıntılar yaşanır. O gerçeği hepimiz, Ali Koç bilmiyor mu? Tabii ki daha iyi biliyor. Fakat dediğim gibi ülke futbolu duvara tosladığı için belki de bir mesaj verme adına, belki de ligler askıya alınacak. Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararı doğrultusunda belki de Türk futbolundaki durumu, liglerin askıya alınması da söz konusu olabilir. Devam etmeme adına, temiz bir futbol, temiz bir toplum, temiz bir spor adına belki de Türk futbolunda ligler askıya da alınabilir diye düşünüyorum. Peki. Şimdi tabii herkesin merak ettiği bu cezalar konusu. Evet. Ne çıkacak? Evet. Şimdi bildiğimiz genelde salı günleri bu sevkler olur. Evet. Bugün evet, görecek miyiz? Ne beklentiniz elinde? Şimdi şöyle, özellikle maçın temsilci raporları, 4 temsilci oluyor bu tür maçlarda. Hepsi de Futbol Federasyonu 4 temsilci raporları da ulaştı. Ekstra olarak gözlemcinin raporları, hakemlerin raporları da ulaştı. Tabii bundan sonra taksimetre işlemeye başladı amiyana tabirle. Normal şartlar altında bugün sevk edilmesi gerekir. Bakın, bugün %100 sevk edilmesi gerekir. 2 gün sonra, yani Perşembe günü de cezaların çıkması, doğru, gerekir. Fakat önümüzde 15-16 gün boyunca maç olmayacağı için bir de olayın hassasiyeti bakımından az da olsa olayın soğuması anlamında Futbol Federasyonu biraz, futbol tabiriyle söylüyorum, topa basabilir. İşte şuradan evrak bekliyoruz, buradan evrak bekliyoruz, buradan valilikle yazıştık, buradan emniyet müdürlüğünden rapor bekliyoruz gibi istemlerde de bulunabilir, söylemlerde de bulunabilir. Bu doğrultuda er ya da geç elbette ki bu ceza çıkacak. Ne zaman çıkacak? Bugün sevk edilmesi gerekiyor. Üstüne basarak söylüyorum ama en geç önümüzdeki hafta mutlaka çıkar. Hani beklentiniz nedir? Benim beklentim, tahminim şu. Tabii hem kara kaplı deftere bakarak hem de iyi kötü istihbarat yapmaya çalışarak söylemlerde bulunmak istiyorum. Benim tahminim Trabzonspor'a 6 ya da 8 maç seyircisiz oynama cezası. Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu çünkü mevzuat gereği hem seyircisiz oynama cezası verebiliyor ya da saha kapama cezası verebiliyor. İkisini de aynı anda verebiliyor total anlamda. Diyelim ki 4 maç saha kapatma, 4 maç seyircisiz oynama gibi birlikte de verebiliyor. Ama burada ben tamamen seyircisiz oynama cezası verileceğini düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Saha kapatma çok farklı. Saha kapatılırsa sizlerin de çok iyi bildiği gibi maçları Trabzon'da değil, misal Ankara'da, Konya'da, İstanbul'da oynayacak. Ama seyirciyle oynuyor. Seyirciyle oynayacak, ödül olacak. Prim olacak, ödül olacak. O 50 bin seyirci önünde oynayacak. Bu her takım için geçerlidir tabii. Haliyle ben seyircisiz oynanacağını düşünüyorum. Ceza verileceğini, peki, düşünüyorum. 6 ya da 8 maç. Ama burada en önemli nokta şu. Fenerbahçeli futbolculara ceza verilecek, evet, mi, verilmeyecek mi? Evet. Herkes onu merak ediyor.
Tabii. Şimdi Galatasaray'ın mesajında bile yahut da diğer kulüplerin yaklaşımında bile Fenerbahçeli özellikle 4 futbolcuya yani saymaya gerek yok. Olayların içinde gözüken, görüntülerde yer alan 4 futbolcu. Bana sorarsanız taraftarların orada bir işi olmaması gerekiyordu. Futbolcular kendilerini müdafaa gereği o eylemde bulundular. Refleks gösterdiler. Aşırıya kaçtılar. Ama yine de lafı uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Büyük ihtimalle bir iki futbolcuya bir maç ceza verilir. Fazlasının verileceğini de düşünmüyorum. Nefsi müdafaa gereği, kendilerini koruma gereği. O saldıranların önüne geçip daha büyük saldırılara meydan vermemek adına elbette ki başka kişiler de şunu söyleyecektir. İyi de füret geliyor, tekme tokat yerde yatan insanlara vuruyor şeklinde. İşte zaten yarınlarda biz bunları yaşayacağız. Yarınlarda çok büyük tartışmalar ortaya çıkacak. Ceza ne verilirse verilsin. Zaten bu kurulların hiçbir inandırıcılığı olmadığı için yine büyük tartışmalar, kararlar çıkacaktır. Dünyanın en adil kararını verseniz de bu kaos devam edecektir maalesef. Kısacık İsmail Kartal'ın da açıklamalarını sorayım. Hem olaylar sadece saha içerisinde değil, koridorlarda da devam etti diyor. Hem de Fenerbahçe camiasına bir sitemi var. Ya o kadar iyi gidiyoruz, başarılı bir şekilde devam ediyoruz. İşte Avrupa'da son 8'deyiz. Yabancı olsa heykeli dikilir. Bizi burada hala bir eleştiriyorlar ya da işte tartışıyorlar diyor. Camiaya bir serzenişi var İsmail Hoca'nın. Şimdi bu tür atmosferi çok yüksek maçlarda şu bir gerçektir. Bir de şu bir parantez açmak istiyorum. Sizler de tabii ki çok iyi bilirsiniz. Türkiye'de en büyük risk taşıyan maçlar Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe. Üçüncü maçta uzak ara Trabzonspor Fenerbahçe maçları. Bu 2-2-4. Orada yeteri kadar önlemler niye alınmadı? Hala kafalarda soru işareti. Biraz önce arkadaşımıza izah etmeye çalıştı. Yarınlarda soruşturma doğrultusunda iyice aydınlanır. Olay şu, koridorlarda çok daha tatsız olaylar bu tür maçlarda yaşanıyor. Niye? Saha içinde, bunu da sakın kimse yanlış anlamasın. Saha içinde iyi kötü herkes görüyor. Kavga, dövüş, şu, bu falan. Ama koridorlara girdiğiniz zaman, ben Trabzon nezdinde demiyorum, genel anlamda söylüyorum. Orada içeride bekleyen maalesef kötü niyetli kişiler sizi şöyle veya böyle tartaklayıp kavgaya neden olabiliyorlar, dayak atabiliyorlar. İsmail Kartal'ın ben söylemlerini de okudum. Tabii üzüntü verici yani yaşanılanlar, Fenerbahçe'ye yönelik saldırılar üzüntü verici anlamında söylüyorum. Genel anlamda üzüntü verici söylüyorum. Ama neresine bakarsak bakalım gerek saha içinde, tribünde gerek de koridorlarda bu tür önlemlerin almaması başlı başına çok vahim bir olay. Bunların faturası veyahut da en azından soruşturması en iyi şekilde ortaya konulmalıdır. İsmail Kartal doğru söylüyor. Avrupa'da takım gidiyor. Türkiye'de şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi. Ama işte ne yazık ki İsmail Kartal gibi, diğer değerler gibi bazen acımasızca eleştiriye de uğrayabiliyorlar. Peki. Atilla Türker, çok teşekkür ederim yorumları değerlendirmeniz için. Teşekkürler. Sağ olun.